Evet arkadaşlar, öncelikle uzun bir virüs arasından sonra nihayet canlı tavla liglerine başlıyoruz. Yani bu doğrultuda tabii hala bu virüs konusunu atlatmış değiliz. O yüzden kura çekimine geçmeden önce birkaç bilgiyi vermem gerekiyor. Öncelikle güzel haber, artık Girne'de de başlıyoruz. Yani Kuzey Kıbrıs tavla organizasyonları uzun yıllardır Mağusa ve Lefkoşa'da zaten faaliyet gösteriyordu. Artık Girne'de de faaliyetimize başlıyoruz. Dolayısıyla bu sezon yapacağımız süper final Girne'de yapılacak. Girne'de öğretmenler evi muhteşem bir yer. Hakikaten büyük bir tenasüp gösterip bize kapılarını açtılar. O yüzden Ahmet Bey ile birlikte diğer tüm sorumlu arkadaşlara teşekkür ederiz. Bununla birlikte tabii sponsorlarımız var, ödüllerimiz var. Onlarla ilgili de bazı bilgileri vereceğiz ilerleyen safhalarda. Ancak ligle ilgili şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bir kere bu virüs konusunu daha tam atlatmış değiliz. Her ne kadar herkes öyle davranıyor olsa da biz bunun sorumluluğunu bilerek ona göre hareket etmek zorundayız. Bundan dolayı bu birinci sezonumuz, yani virüsten sonraki birinci sezonumuzda bir oyuncu kısıtlamasına giderek yapmayı uygun gördük. Dolayısıyla oyuncu sayısı da 24 olacak. Mağusa da zaten doldu. Lefkoşa'da bir kişi var dolmasına girmeye devam ediyor. 24 kişilik bir sınırlama yapacağız. İki grup olacak. Bu grupların sonunda da işte süper finale katılmaya hak kazanan oyuncularımız olacak. Onlarla devam edeceğiz. Bu süper finalle ilgili bilgileri tabii ki biz hepinize vereceğiz. O ayrı. Yani gerçekten heyecanlı bir durumdayım. 3 şehirde yakında çok 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 büyük bir ihtimalle Mesarya'da da genel bir lig de kuracağız orada da. Orası da çok iyi gidecek inşallah. Yani tavlanın keyifli bir oyun olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz seviyoruz ama büyüdükçe bu işin nerelere gidebileceğini görmek hakikaten keyifli oluyor. Şimdi birazdan Facebook üzerinden de canlı yayınlayacağız. Artık kuralları çekeceğiz. Dediğimiz gibi Mağusa'da 24, Lefkoşa'da 24, Girne'de şu anda 14 kişi var ki 1 Temmuz'a kadar o da minimum 20-24 arası bir rakam olacaktır. Sizlerden özel ricamız lütfen ama lütfen Salı akşamları Mağusa, Perşembe akşamları Lefkoşa ve Çarşamba akşamları Girne tavla liglerine gelecek olan arkadaşlarımızın hijyen kurallarına dikkat etmeleri, mutlaka ama mutlaka maskelerini birlikte getirmelerini rica edeceğiz. Biz her hafta tavla takımlarımızı özellikle dezenfekte edip size en hijyenik şekilde sunmaya çalışacağız. Yani elimizden geldiğince bu dönemi en az hasarla atlatmak için elimizden geleni yapacağız. Şimdi yavaş yavaş kura çekimi için hazırlıkları yapalım. Şöyle gelirsek. Evet, şimdi Facebook üzerinden de canlı yayına geçeceğimiz için ona da bir yönden hazırlık yapıyoruz tabii. Birçok videomuzda söylediğimiz gibi biz profesyonel yayıncılar değiliz. O yüzden arada yapacağımız tabii ki tam kelimeleri bulamazsak böyle biraz dersek lütfen kusura bakmayın. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Facebook üzerinden ortak böyle canlı bir yayınla birlikte ikisini birlikte gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Kura çekimimize geçiyoruz. Şimdi uzun bir aradan sonra nihayet canlı tavla oynamanın heyecanını yaşayacağız. Şimdi şöyle bir açıklama yapayım öncelikle. Şimdi bu hem OBS programı üzerinden kaydediliyor hem de şu anda Facebook üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Dolayısıyla iki programı aynı anda ben tek başıma yönetmek durumundayım. O yüzden arada ufak şeyler olursa, aksilikler olursa lütfen mazur görün. Çok fazla uzatmadan hemen kurallarımıza geçelim. Uzun bir video olmasını istemiyoruz. Kısa keseceğiz videoyu ve
Arkasından zaten Kuzey Kıbrıs tavla organizasyonlarının organize ettiği Dünya Uluslar Tavla Ligi'nin maçları oynanıyor. Onların da çalışmasını yapmak durumundayız. O yüzden fazla oyalanmadan hemen şöyle söyleyelim. Mausa'da bu gelen sesler, tabii bunlara engel olma şansımız yok. Mesajlar gelecek. Ama mesajlarınıza çok teşekkür ederiz. Şimdi hemen kuranın nasıl çekileceğini anlatalım. Yeni sezonda herhangi bir şey uygulaması yok. Yani favori oyuncu uygulaması yok. Ama şunu yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Eğer aynı aileden iki kişi varsa mümkün olduğunca onları iki ayrı gruba ayırmaya çalışacağız. Mesela Ahmet Sevimli, Nuray Sevimli, Andaç Sevimli var. Üçünü üç ayrı gruba koyamayacağımız için ikisi bir gruba düşecektir. Dolayısıyla üçü aynı gruba gelmesin diye ayıracağız. Onun dışında da şu anda bir şey yok. Kura çekim işlemine geçmek istiyorum. Şimdi elimdeki kavanozda Mausa Tavla Ligi'nin oyuncuları var. Tabii şunu da söyleyeyim öncelikle. Bu sezon yapacağımız süper final girme öğretmenler evinde olacak. Hakikaten harika mekan. Muhteşem bir havuzu, muhteşem bir bahçesi var. Park sorunu yok. Çok nezih bir ortamda süper final yapacağız orada. Süper finale nasıl gidileceği ile ilgili bir iki bilgi vereyim. Bir kere artık 3 bölgedeyiz. Mausa, Lefkoşa ve Girne'de aramıza katıldı yeni kardeşimiz. Her bölgeden, yani şunu dikkat etmeye çalıştık. Her bölgeden eşit sayıda oyuncu süper finale katılacak. Bu da nasıl olacak? Şöyle, öncelikle kendi grubunda 1 ve 2. sırayı alan oyuncular 3 elemeli yapılacak olan yeni sistemde süper finale dahil olacaklar. 3, 4, 5, 6. oyuncular 3, 6. ile 4, 5. ile bir eleme maçı yapacak. O eleme maçlarını kazanan oyuncular kendi aralarında bir maç daha yapacaklar. O maçı da kazanan direkt süper finale gidecek. Yani her bölgeden, her gruptan 3'er oyuncu. Mausa'dan toplamda 6, Lefkoşa'dan 6 ve Girne'den 6 oyuncu 3 mağlubiyet sistemiyle yürüteceğimiz süper finale katılacaklar. Onu da 9 Ağustos tarihinde yapmayı planlıyoruz süper finali Girne'de. Ama bunu netleştirince zaten size bütün detaylarını vereceğiz. Çok fazla konuyu uzatmadan hemen kuralları çekelim. Muhtemelen şu anda ben size kura çekerken isimleri böyle göstereceğim ama puan, yani grup sıralamasını göremeyebilirsiniz. Ama bu arada başka bir program, sol tarafımdaki televizyonda olan bir program aynı zamanda bunun kaydını da yapıyor. Dolayısıyla Facebook canlı yayınından sonra YouTube kanalına bu videoyu yükleyeceğiz. Ortalama 1-2 saat içinde bütün tabloları, her şeyi oradan görebileceksiniz. O yüzden hepinize bol şanslar diliyorum. Keyifli birlik olsun. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Özledik hepinizi. Evet, şimdi çok uzatmadan diye yalnız bayağı uzattım konuyu. Keyifli oluyor bizim kura çekimde canım. Evet, şimdi ilk kurayı çekiyorum. İlk kuradan bir tanesini aldık. Açtık. Ha, bir A grubu, bir B grubu şeklinde gideceğiz. Yani çekeceğimiz ilk 12 oyuncuyu A'ya değil, 1'i A'ya, sonra B, A, B şeklinde gidecek. A grubunun birinci oyuncusu Nuray Sevimli. Yani şöyle de göstereyim arkadaşlar. Görünüyor mu oradan bilmiyorum ama öncelikle programa göstermeyi tercih ediyorum. Nuray Hanım Mausa A grubuna gidiyor. Hemen Nuray Hanım'ı şöyle Mausa A grubuna yazalım. Nuray Sevimli. Evet. Şunu şöyle koyarsak daha kolay olacak. İkinci oyuncumuzu çekiyoruz. Bu Mausa B grubuna gidecek olan oyuncu. Mustafa Tarzan. Mustafa kardeşim, aramıza tekrar hoş geldin. Seni gerçekten özlemiştik. Yani tekrar tabii Allah rahmet eylesin annene. Mekanı cennet olsun. Ama seni aramızda görmek gerçekten tekrar çok güzel. Ben böyle arada yorum yaparak kura çekiyorum. Onun için de kusura bakmayın ama Mustafa Tarzan kardeşim çok değerli bir dostumuz. Mustafa Tarzan B grubuna gidiyor.
Mustafa Tarzan B grubuna gitti. Şimdi A grubunun ikinci oyuncusunu çekeceğiz. Karıştırmadın demeyin diye. Çektik bir tane daha. Tolga Başman. Tolga Başman Nuray Hanım'ın rakibi. Nuray Hanım artık Tolga'yı gerekli bir şekilde pataklarsınız. Tolga Başman. Tolga uzun zamandır canlı oynamayınca geç arada oynuyorduk ama böyle ligi dağıtacağım falan diyordu. İlk dersini Nuray abladan alırsa sanırım biraz daha şey olacak. Evet, şimdi B grubunun ikinci oyuncusunu çekiyoruz. B grubunun ikinci oyuncusu Feyzullah Dindar. Feyzi abi B grubunda Mustafa Tarzan'ın en iyi arkadaşlarından biri ve rakibi oldu. Feyzullah Dindar dedik. Evet. Şimdi tekrar A grubuna geçiyoruz. A grubunun üçüncü oyuncusu kim? Uzun aradan sonra tekrar aramıza katılan sevgili Dak sevdiğimiz kardeşimiz Emel Çapkın Ertosun. Emel de A grubuna gidiyor. Üçüncü oyuncu olarak. Öncelikle burada Tolga Başman'ın asını yazmamışım. Onu düzeltelim. Sonra Tolga'dan fırça yemeyelim. Emel Çapkın Ertosun dedik. Ve geldik B grubunun üçüncü oyuncusu. B grubunun üçüncü oyuncusu. Şöyle bakalım kimi çektik. B grubu gittikçe sert bir grup olmaya başladı. Turgut Beşgüller. Yani Mustafa, Feyzullah ve Turgut. Bakalım hepinizin hakkında hayırlısı. Bu arada nedense bakalım hızlı yazacağım diye birçok oyuncunun ismini eksik yazıyorum. Turgut Beşgüller. Evet. Şimdi tekrar A grubuna geçtik. A grubunda dördüncü oyuncuyu çekeceğiz. Dördüncü oyuncuyu çekiyoruz. Dördüncü oyuncu. Dördüncü oyuncu. Kuzey Kıbrıs'ta tavla organizasyonları yapmaya başladığım ilk günlerde Ayhan abim orada oynamıştı. Hatırladım. Ya hatırladığım kadarıyla finallere kadar yaklaşmıştı ama ondan sonra olmamıştı. Dolayısıyla yeni sezonda aramızda olacak Ayhan Dindar. Ayhan Dindar'ı A grubuna ekliyoruz. Çünkü Feyzullah Dindar B grubundaydı zaten. Otomatikman Ayhan zaten A grubuna geldi. Ayhan Dindar diye yazdık. Ve geçtik. Şimdi B grubunun dördüncü oyuncusu. Çek, karıştıralım. Oyuncu sayısı arttıkça kafamızı büyütmemiz lazım. Evet. B grubunun dördüncü oyuncusu. Jumbo. Jumbo. Jumbulat yurt korur. Ya sanırım B grubunun maçları şeyde bitecek, karakolda bitecek. Can Bulat yurt korur. Baya baya sert grup olmaya başladı B grubu. Evet, A grubunun 5. oyuncusunu çekiyoruz. Cengiz Sevenler. İşte B grubunu sert grup olmaya başladı derken A grubunun da kolay bir grup olmadığının kanıtı Cengiz Sevenler'in gelişi. Cengiz Sevenler abicim ona da çok çok tekrar geçmiş olsun. Çok büyük bir kaza atlattı. Bir yıl olmadı sanırım. Bu yıl içinde oldu. Yani Allah sağlıklı, sıhhatli günler versin. Evet, geldik B grubunun 5. oyuncusuna. B grubunun 5. oyuncusu kim? Bakalım. Murat Fidan. Murat uzun zaman sürekli turnuvalarımıza geldi. Bir türlü ikna edemedik. Gel tavla liginde oyna. Bak burası çok güzel dedik. Sonunda katılmaya karar verdi. Hoş geldin kardeşim aramıza. Murat Fidan dedik. Ve A grubuna döndük. Dediğim gibi şu anda grupları göremiyorsunuz ama kusura bakmayın çünkü hepsini aynı anda yapacak bir donanıma sahip değiliz henüz. Yakında burayı sanırım tam bir stüdyoya çevireceğim ama şimdilik idare edin. Biraz sonra grup kurallarını çektikten sonra zaten şey yapacağız. Hani YouTube üzerinden
daha profesyonel çekilmiş durumda olan videoyu yayınlayacağız. Oradan bütün bilgileri görürsünüz. Zaten aynı zamanda Facebook gruplarından da biraz sonra gerekli eşleşmeleri ve şeyleri gruplara atacağız. Oradan da göreceksiniz. Bu arada kısa bir ara vermiş gibi olarak bir bilgi vereyim. Salı günü ve Perşembe günü Mausa başlıyor. 1 Temmuz'da Girne başlıyor. Salı günü ve Perşembe günü bütün sezonun, yani bu sezonun bütün maçlarının tarihleri, saatleri, rakipleriniz hepinize kağıda basılmış olarak verilecek. Dolayısıyla sonraki haftalarda kimlerle oynayacağınızı bileceksiniz. Ama o kağıtları kaybetmemeniz lazım ya da başkan biz bilirik seni takip et demeyeceksiniz. O kağıtlardan izlemeye devam edeceksiniz. Tamam. Şimdi Mausa'da A grubunun 6. oyuncusunu belirlemek için kurayı çekiyoruz. Çekelim bir tane. Bakalım kimmiş? Hasan Macit Köroğlu. Hasan abicim, sen de A grubunu sertleştiren oyunculardan biri oldun. Hasan Macit Köroğlu üstadımızı da Cengiz Sevenler'in altına hemen ekliyoruz. Hasan Macit Köroğlu diye yazdık. Evet. Şimdi B grubunun 6. oyuncusu. B grubunun 6. oyuncusu. Mevlid Macit Avcıoğlu. Kardeşim, canlı tavla oynamayı özlemişsindir. Yeni sezonda bayağı keyif alacağınızdan eminim. Keşke Erdal abi de olsaydı ama sanırım artık İngiltere'de. Yine de Erdal abiye çok çok selamlarımızı söylüyoruz. Ve Mevlid Macit Avcıoğlu'nu B grubunda 6. oyuncu olarak yazıyoruz. Mevlid Macit Avcıoğlu dedik. Evet, döndük. Şimdi A grubunun, aslında şöyle yapalım. A grubunun 6'ya kadar olan oyuncu ismini bir sayalım. Hani genelde kafanızda yer etsin ve B grubunu sayalım. Sonraki 6 oyuncuları çekelim. Şimdi A grubunda Nuray Sevimli var. Nuray ablamız o da tırnaklarını bilemiştir eminim. İlk tırnağını da muhtemelen Tolga'ya geçirebilir. Buna hiç hayır demem. Tolga Başman var. Tolga kardeşim de A grubunda. Uzun zamandır aramızda olmayan ama artık tavlayı özlediğini hissettiren Emel Çapkın Ertosun kardeşimiz A grubunda. Abim Ayhan Dindar artık emekli oldu. Emekliliğin tadını tavla oynayarak çıkaracak muhtemelen, bir de balık avlayarak. O da A grubunda. Cengiz Sevenler abimiz, o da A grubunda. Hasan Macit Köroğlu üstadımız, o da A grubunda. Yani A grubu şu ana kadar 6 oyuncusu böyle oluşuyor. B grubuna geçtiğimiz zaman B grubunda biraz şey var. Yani ilk 5-6 oyuncu çekince hakikaten çok sert bir grup oldu diye düşündük. Tabii daha çekeceğimiz kuralar var. A grubu ondan geri kalmayacaktır. Ama hemen şöyle söyleyeyim. Mustafa Tarzan B grubunda, Feyzullah Dindar B grubunda. Mustafa Tarzan'ı duyar gibi oluyorum. Ne yaptın be başkan, gene Feyzo'yu koydun bizim gruba falan diyecek. Ama yapacak bir şey yok. Kura kuradır. Evet. B grubunda Mustafa Tarzan, Feyzullah Dindar, Turgut Beşgüller, çok sert rakipler. Canbulat Yurtkorur zaten söylemeye gerek yok. Murat Fidan çok ciddi gelişim sağlayan oyuncularımızdan biri. Mevlid Macit Avcıoğlu da çok özlediğimiz kardeşimiz, ligimizin neşesi. Evet, şimdi gruplar böyle. A grubunun 7. oyuncusunu çekip devam ediyoruz hemen. A grubunun 7. oyuncusu kimmiş? Bakalım. Ha! Necmettin Salkaya. Şöyle Necmettin Salkaya. Tabii Necmettin abi söylemeye gerek yok. A grubu da en az B grubu kadar zorlu bir grup olmaya başladı. Necmettin Salkaya. Evet, şimdi Mausa B grubunun 7. oyuncusunu çekiyoruz. İyad Bey, İyad Takel. Aramamanız lazım. Özür diliyorum. Bir dakikanızı rica edeceğim. Kusura bakmayın. Girne Öğretmen Evi'nden Ahmet Bey aradınız. Eğer seyrediyorsanız bir daha vallahi kusura bakmayın. Çünkü şu anda yayın içindeyiz, cevap veremeyeceğim ama yayından hemen sonra döneceğiz Ahmet Bey'e. Evet, Mausa B grubunun
7. oyuncusunu çekmiştik. Evet, Iyad Dakel demiştik onun için. Hemen onu da yazalım buraya. Iyad Dakel dedik. Geldik Mausa A grubunun 8. oyuncusuna. Evet, işte burada Andaç Sevimli. Andaç Sevimli de Nuray ablanın oğlu. Onu oraya alacağız. Bu durumda Ahmet Sevimli otomatikman B grubuna geçmiş olacak. Ama tabii kurayı çektikten sonra alacağız. Andaç Sevimli A grubu. A grubu gittikçe daha sert bir grup olmaya başladı. Vallahi gerçekten iki grupta da süper finale çıkmak için çok ciddi bir mücadele olacak. Bu arada bazı maçların kayıtlarını yapıp YouTube üzerinden yayınlayacağız, bilginiz olsun. Ona göre yayınlanacak bütün maçları da size vereceğimiz maç programı içinde göreceksiniz hangi maçların yayınlanacağını. O yüzden ona göre hazırlıklı gelebilirsiniz yani. Evet, şimdi geçtik B grubunun 8. oyuncusuna. Ozan Akgül. Şimdi Ozan Akgül ile ilgili birkaç şey söylemeden geçmek olmaz. Çünkü mesela bu Covid-19 salgını sırasında bütün organizasyonlarımızı internete taşıdığımız dönemde Ozan zaten tavlaya çok tutkun bir arkadaştı. Çok ciddi de çalışıyordu. Yani birçoğunuz performans ratingin artık ne olduğunu biliyorsunuz. Ama işte ne kadar önemli olup olmadığı konusunda biraz farklı fikirlere sahip olabiliriz. Ozan bu dönem içinde 4 tane tavla ligi düzenledik. 4 sezon. 4 sezonda oynadı. Son sezonda alınabilecek grup birincilikleri, süper final şampiyonluğu, PR ligi liderliği, PR ligi şampiyonluğu. Yani bir sezon içinde alınabilecek bütün unvanları aldı. Yetmedi. Döndü. Şu anda Kuzey Kıbrıs Tavla Organizasyonları'nın düzenlediği World Backgammon League of Nations, yani Dünya Uluslar Tavla Ligi'nde KKTC milli takımı adına oynuyor. Orada da ikinci turda 50 oyuncu arasından en iyi performans ratingi, yani en iyi oynayan oyuncu şeyini aldı, unvanını aldı. Yani Ozan'ı tebrik ediyoruz. Yolu açık. Umarım çok çok iyi yerlere gelecektir. Tabii bu hepiniz için özellikle dileğim. Bakalım ne olacak? Kuzey Kıbrıs Tavla Ligi ve organizasyonları hakikaten Allah düşürdüm. Şunu almam lazım. Kim düşürdüysem bilmiyorum ama şöyle koyup tekrar karıştırıyorum. Evet, şimdi A grubunun 9. oyuncusuna geldik. Çektik bir tane. Dediğimiz gibi yani grup ne kadar zorlu olacak diye şey yaparken Güngör gibi bir tavla canavarını da direkt A grubuna yolladık. Tolga kardeşim dikkat et kendine. Güngör Sarıboğa. Güngör Sarıboğa'yı da ekledik. Şimdi Mausa B grubuna geçiyoruz. Mausa B grubunda Kayhan Özelkoca. Yani liglerimizde şampiyonlukları da şampiyonlukları var, dereceleri de var. Var da var. Yani Kayhan varsa orada mutlaka iddia vardır. Kayhan da B grubuna yolladık. 9. oyuncu olarak Kayhan Özelkoca dedik. Ve geldik Mausa A grubunun 10. oyuncusuna. Artık sonlara yaklaşıyoruz. Bakalım A grubuna gidecek olan diğer oyuncumuz kim? Mustafa Kumbur. Mustafa artık üstündeki o hafif şeyi böyle bir atıp çıkışa geçecek. Muhtemelen o da bu sezon olacak. Mustafa Kumbur diye yazdık A grubunun oyuncusu. Ve geldik B grubunun 10. oyuncusuna. Hazır zıpladım buraya kadar geldim, bunu alalım bari. Evet,
Şimdi B grubunun oyuncusu uluslararası tavlayı internetten oynayan bu kadar tutkun bir adam daha bulmak biraz zor olur. Artık canlı da oynayacak. O yüzden Halim Serkan Nebil kardeşimi de B grubuna ekliyorum. Halim Serkan Nebil dedik. Ve Mausa grubunun yani Mausa A grubunun 11. oyuncusunu çekiyoruz. Kim olabilir? Kim kaldı? Benim aklımda kim kalıyor? Vallahi bakacağız. Aha tabii canım. Tabii canım. Norveç milli takımı kaptanı Arne Hoem A grubunda. A grubu da gittikçe sert bir grup oluyor. Arne Hoem dedik. Bu arada Arne şu anda kurala çekiyoruz. Saat 3:20 geçiyor. Saat 6'da Norveç İran 2-2 gidiyorlar. Kaptanları yani Norveç'in kaptanı Arne ile İran'ın kaptanı Amir Eşragi işte o gruptaki galibiyeti almak için yani galibiyeti takımlarına getirmek için oynayacaklar. Bu maçlar yani bu kura çekim bittikten sonra o maçı da heyecanla takip edeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet şimdi B grubunun 11. oyuncusu ve çektik. Ha, Hasan abicim, Hasan Metin Çapkıner. Vallahi özledik seni ya. Yani bunca zaman aramızda yoktun. Klasik tavlaya biraz ağırlık vermiştin. Ama hoş geldin aramıza. Seni de B grubunun 11. oyuncusu olarak yazalım. Hasan Metin Çapkıner diye yazdık. Ve geldik Mausa A grubunun son oyuncusuna. İki tane oyuncu kaldı. Biri A grubuna, biri B grubuna gidecek. Bakalım kimi çekiyoruz? Bakmadan çekeceğim, gökyüzüne bakarak. A grubunun tabii şimdi Ahmet Sevimli'yi çektik. Dolayısıyla Ahmet Sevimli A grubunda zaten Sevimli ailesi vardı. Dolayısıyla Ahmet abi otomatikman B grubuna aktarıyoruz. Ahmet Sevimli abi de son zamanlarda gerçekten hem YouTube üzerinden seyrettiği tavla videoları hem tavlanın pro oyuncularıyla, master oyuncularının analizleriyle çok ciddi bir gelişim sağladı. Yani B grubu vallahi korkulacak bir grup. Hadi bakalım Ahmet Sevimli abiyi de oraya ekledik. Ve otomatikman kalan son kağıdımız A grubuna gidiyor. A grubuna kim gidiyor? Ben de diyorum ya birine laf söyleyeceğim ama kimdi bu? Yani Ferdi Yener ya. Yani kambersiz düğün olur mu? Olmaz işte. Alın Ali Gin'in başına bir bela. Yetmez o belli ki B grubunun başına da bela olur. Ferdi. Seviliyorsun kardeşim ya. Hadi bakalım. Ha, bir de sen Emel Hoca ile aynı grupta olmak istemiyordun değil mi? Bak aynı gruba düştünüz. Ferdi Yener. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben Mausa A grubu ve grubu kurallarını çektik. Bir 5 saniyelik bir süreç içinde ben şu A ve B grubunun bir kopyasını alıp hemen Mausa grubuna atayım. Buraya atayım. Herkes bunu görmüş olsun. Takip etmek isteyenler. Evet. Yani A grubuna Mausa Tavla Ligi grubuna attık Mausa ile ilgili çekimleri. Artık yani videoyu Lefkoşa grubunun kura çekimini seyredebilirsiniz isterseniz ya da hangi gruptasınız, rakipleriniz kim diye görmek isterseniz zaten şeyde de şimdi grupta da zaten paylaştım. Oradan da görebilirsiniz. Bir hatırlatma fikstürün belirlenmesi adına hangi sırayla çektiysek oyuncuları o sırayla fikstürün olacağı gruba yerleştireceğiz. Yani setup olan bölüme yerleştireceğiz. Otomatikman bütün sezonun fikstürü çıkacak. Onları hazırladıktan sonra sizinle yarın baskılarını alıp salı günü herkese
Bütün sezon boyunca kim kiminle hangi tarihte oynayacakla ilgili artı ödüller, artı kurallar ve süper finalin yürütümüyle ilgili bütün bilgileri sizinle yazılı olarak da paylaşacağız. Şimdi Lefkoşa'yı, şey Mausa'yı pardon, şöyle koyuyoruz kabına ve geliyoruz Lefkoşa'ya. Evet, şimdi Lefkoşa'da şöyle yapalım. Şöyle gelirsek Lefkoşa. Evet. Şimdi Lefkoşa'ya geldik. Lefkoşa'nın kurallarını çekeceğiz. Lefkoşa'nın kurallarını çekmeden önce kusura bakmayın vallahi, yani boğazım kurudu. Dediğim gibi profesyonel yayıcı değiliz, bari keyfini çıkaralım olayın. Bu arada su. Evet. Geldik Lefkoşa'ya. Lefkoşa'da da 24 tane oyuncu olacak. Sadece bir oyunculuk bir yerimiz kaldı. O da muhtemelen bugün yarın dolacaktır. Bir tane bay var yani aranızda. O bay çekilecek olan yer boş kalacak. Perşembe gününe kadar oraya bir oyuncu gelecektir. Onu da oraya ekleyip paylaşacağız. Ama zaten kura çekiminde göreceksiniz. Şimdi çok fazla oyalanmadan Lefkoşa grubuyla ilgili kurallara geçelim. Yine şöyle yapıyoruz. Lefkoşa'da E grubu, C grubu, D grubu olacak. Onun paylaşımını yapacağız. Şimdi yine bir bir şeklinde gideceğiz. Yani önce C grubuna, sonra D grubuna o şekilde devam edeceğiz. Şuradan öncelikle bir düzeltme yapayım ki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırayım. Konuşurken Lefkoşa C ve Lefkoşa D diye ayırdık. Okey. Şimdi çok oyalanmıyoruz. Dediğimiz gibi Lefkoşa'da da şey yok. Yani favori oyuncu diye bir durum yok. O yüzden çekeceğimiz kurallarda çok enteresan eşleşmeler çıkabilir. Bir bakalım, kuralları çekmeye başlıyorum. Çok fazla zaman kaybetmeden. Çok uzun bir video olursa YouTube'a yüklemek de çok saatler sürüyor. Onun için çok oyalanmayalım. Evet. Lefkoşa şöyle. Lefkoşa C grubunun ilk oyuncusu Erdi Aydınlı. Erdi kardeşim çok uzun zamandır oynayamamıştı. Canlı oynamayı tercih ettiği için. Online'a çok takılmamıştı ama özlemiştir tavlayı, eminiz. Erdi Aydınlı şöyle C grubuna gitti. Hemen çekiyoruz. D grubunun birinci oyuncusu. Karamel çikolatalarından sorumlu devlet bakanı, yüce insan müdürüm Fırat Çelik kardeşim. Fırat Çelik D grubunun birinci oyuncusu oldu. Fırat Çelik. Evet, geldik hemen Lefkoşa C grubunun ikinci oyuncusuna. Çekelim şöyle bir tane. Tony Nikolov. Tony Nikolov'la ilgili hiç yorum yapamayacağım. Çünkü hem Türkçe hem yabancı bir isim vardı. Bunu öğreneceğiz. Kimden? Kimdi? Sonuçtu galiba bunu bana söyleyen. Sonuç Koyuncu ya da Hakan mıydı? Neyse, sevgili Tony kardeşimizle görüşeceğiz. Tony Nikolov yazdık. İsim Türkçe kullanılsın. İsterse o ismi düzelteceğiz. Tony Nikolov diye yazdık. Geçtik hemen Lefkoşa D grubunun ikinci oyuncusuna. Hemen bakalım kimmiş. Sonuç Koyuncu. Sonuç Koyuncu Fırat Çelik'in rakibi olarak D grubuna geldi. Sonuç Koyuncu dedik. Hemen döndük C grubuna tekrar. C grubunun üçüncü oyuncusu. Mehmet Ali Topaloğlu. Mehmet Ali kardeşim de internet üzerinden organizasyon yaparken aramıza katılan kardeşlerimizden biriydi. O da Lefkoşa Ligi'ne hoş geldi diyelim. Orada da canlı tavlada bakalım neler yapacak. Mehmet Ali Topaloğlu. Tabii bu arada Mehmet Ali ile ilgili enteresan bir şey söyleyeyim.
İnternet üzerinden oynarken biliyorsunuz tabii internet üzerinden oynarken kullanıcı ismini değiştirebiliyorsunuz. Yani kendi isminizi kullanmak zorunda değilsiniz. El Tavlador diye muhteşem bir kullanıcı adı kullanmıştı ve o sezon yaptığımız ankette en ilginç kullanıcı adı El Tavlador diye Mehmet Ali Topaloğlu'nun ismi seçildi. Onu yine kutlarız bu konuda. Evet, geldik D grubunun 3. oyuncusuna. D grubunun 3. oyuncusu Ekrem Akbürgün. Yani Gara Ekrem deyip Akbürgün gibi bir soy ismini kullanmak da enteresan. Gara Ekrem, Lefkoşa'da D grubundasın. Az da Gara Ekrem yazıyordum yani. Ekrem Akbürgün dedik. Ve geldik Lefkoşa C grubunun 4. oyuncusuna. Uğur Çuhaoğlu. Sevgili kardeşimiz Uğur da internet üzerinden başladı uluslararası tavla oynamaya. Yani canlı tavlaya da işte Lefkoşa liginden devam edecek. Kendisine tekrar aramıza hoş geldin deriz. Canlı olarak tanışma şansımız olacak. Tabii internetten görüşmüştük. Evet, Uğur Çulha oğlu dedik ve geldik D grubunun 4. oyuncusuna. D grubunun 4. oyuncusu Bay. Yani dediğim gibi bir grupta bir tane boşluk olacak. Bu boşluğu da gelecek olan ilk oyuncuyla Perşembe gününe kadar dolduracağız. Şuraya Bay dedik. Bay da çok iyi bir oyuncudur. Hani her oyuncuyla ilgili yorum yapıyorum ya, işte düşüncelerimi falan. Bay çektik, nasıl yorum yapacak? İyi arkadaştır. İyi arkadaştır. Evet, Lefkoşa C grubuna geçiyoruz. Lefkoşa C grubunun 5. oyuncusu Cem kardeşim, Cem Semin. Vallahi oynamaya başladığında tutulamaz bir oyuncu oluyor. Oynatmadan yakalamanız lazım ama oynarsa işiniz zor. Cem Semin dedik. Cem kardeşim de geldi. C grubuna geldik. D grubunun 5. oyuncusuna çektik kuramızı. Kimmiş? Ali Ertuğrul Latif. Ali Ertuğrul Latif. Ali de aslında tavla kitapları anlamında çok kitap okuyan bir arkadaşımız ama çok fazla canlı liglere falan katılmamıştı. İnternet üzerinden katıldı organizasyonlarımıza. Sağ olsun, bayağı da böyle bir keyif kattı organizasyonlarımıza. Bakalım canlı tavla liginde ne yapacak? Gerçekten merak ediyorum. Ali Ertuğrul Latif dedik. Ve geldik şimdi C grubunun 6. oyuncusuna. Kimmiş? Cihangir Bütün. Cihangir Bütün. Cihangir kardeşim, hakikaten tanışmaktan çok büyük mutluluk duyduğum bir arkadaşım. Sayesinde geçen sene Atatürk ve Cumhuriyet Kupası'nı ilk defa düzenledik ve muhteşem Atatürk kupaları alıp getirip oyunculara vermemizi sağlayan Gürdağ Trading'deki dostumuz. Yani hakikaten çok büyük katkı veriyor. O yüzden Cihangir kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Maçlarında başarılar. Evet, geldik Lefkoşa D grubunun 6. oyuncusuna. Ali Kaan Ertunkal. Ali Kaan Ertunkal kardeşimiz de bu sezon aramıza katılacak. Keyifli bir ortam olacak ya. Yani zaten nezih bir ortamdayız. Hepiniz biliyorsunuz. Yeni oyuncular için de söylemiş olayım. Çok keyifli oynayabileceğiniz, ailenizle birlikte gelip zaman geçirebileceğiniz çok çok keyifli bir ortamda olacaksınız. Yani tavla ailemizin içine katılıyorsunuz. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Ali Kaan Ertunkal. Ertunkal. Daha önce soy ismini yanlış yazmıştım kardeşim.
Kusura bakma, şimdi düzgün yazıyorum. Evet, şimdi Lefkoşa C ve D gruplarında da yer yer geldik. Yani 6'şar oyuncuları yazdık. Şöyle bir gözden geçirelim isterseniz. Lefkoşa C grubunda Erdi Aydınlı, Tony Nikolov, Mehmet Ali Topaloğlu, Uğur Çulhaoğlu, Cem Semin ve Cihangir Bütün var. D grubunda Fırat Çelik, Sonuç Koyuncu, Garay Krem lakabıyla Ekrem Akbürgün. Bir tane boş oyuncumuz var, Bay var orada. Ali Ertuğrul Latif ve Ali Kaan Ertunkal kardeşlerimiz var. Kuralları çekmeye devam ediyoruz. Evet, geldik C grubunun 7. oyuncusuna. 7. oyuncumuz Hasan Tertemiz. Hasan kardeşimiz de aramıza bu sezon katılıyor. Bakalım Hasan ligde nasıl bir reaksiyon gösterecek. Geldik D grubuna. D grubunda 7. oyuncu Abdullah Denizhan. Abdullah Denizhan da son zamanlarda çok ciddi gelişim sağlıyor. Bakalım Abdullah Denizhan D grubunda ne yapacak? Evet. Geldik Lefkoşa C grubuna. C grubunda 8. oyuncu çekiyoruz. Evet. Hakan Rüstem. Hakan, yani söylenecek çok şey var Hakan'la ilgili ama yani son aylarda gerçekten kendini çok ciddi bir şekilde geliştiren, artık bilime inanmaya karar verip kendini geliştiren, bunu da söylemem gerekiyordu. Çok iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Önce Hakan'ı şuraya yazalım. Hakan Rüstem dedik. Burada tabii biraz daha su içmem lazım. Lefkoşa'da hala grupları çok daha zorlu hale getirecek oyuncuların kuralları da var. Onlar da gelecek birazdan. Çektikçe devam edeceğiz. Evet, şimdi D grubuna geçiyoruz. D grubunda 7. oyuncu örnek mesela Erman Kazafanalı. Erman abicim, sen Lefkoşa D grubundasın. Erman Kazafanalı dedik. Vallahi o grup güzelleşmeye başladı. C grubu da sert bir grup olmaya başlıyor. Bakalım, tabii daha hala heyecanla hangi gruba düşeceğini bekleyen oyuncular olduğunu biliyorum. Bu kim acaba falan der gibi. Evet, şimdi C grubunun 9. oyuncusunu çekiyoruz. Evet, Latif Tangül kardeşim. Latif de zaten daha önce aramızda oynuyordu yine. İnternet üzerindeki organizasyonlarımızda yer alan, hakikaten kendini geliştiren değerli arkadaşlarımızdan biri. Latif Tangül diye yazdık. Geldik D grubunun 9. oyuncusuna. Bakalım oraya kim gidiyor. Evet. Mehmet Çakıcı. Mehmet Çakıcı D grubuna gidiyor. Hakan Rüstem C grubunda. Mehmet Çakıcı D grubunda. Mehmet'e ben kardeşime tekrar teşekkür ederim. İnternet üzerinde yaptığımız organizasyonlarda hakikaten çok ciddi destek sağladı bana. Yani katkıları unutulmaz. Çok ciddi de Türkiye'den büyük takdir alıyorlar. Hem Hakan olsun, hem Ozan olsun, hem Mehmet olsun, Gizem falan böyle. Yani Türkiye'deki üstadlarla oynarlarken maç içindeki hata oranlarının az olmasından kaynaklanan, yani o performans rating dediğimiz durumlardan dolayı çok büyük bir takdir gördüler. Hepsine önümüzdeki hayatlarında, tavla hayatlarında başarılar dileriz. Mehmet Çakıcı'yı hemen D grubuna yazdık. Geldik C grubunun 10. oyuncusu. Mesaj atmayın. Sesler çıkıyor buradan. Evet, Halil Köse. Halil Üstadımız da valla
Sadece tahminen söyleyeceğim. Herhalde tahta aşağı yukarı 50 yıldır oynuyordur. Halil Köse üstadımıza da C grubunda başarılar diliyoruz. Geldik D grubunun 10. oyuncusunu çekiyoruz. Artık sonlara yaklaştık arkadaşlar. Sertaç Avnioğlu. Sertaç Avnioğlu D grubunu böyle bayağı bir korkulu hale getirdi diğer oyuncular açısından. Sertaç Avnioğlu. Evet, yani bakalım. Çok keyifli grup. Şimdi son 4 oyuncu kaldı. Yani C grubunun 11. oyuncusunu belirleyeceğiz. C grubunun 11. oyuncusu kimmiş? Gizem Kasımoğlu. Tabii yani Gizem zaten yaban atılır bir oyuncu değil. Çok da iyi bir oyuncu. İnternet üzerinden de çok ciddi maçlar yaptı. Hatta geçen sezon Ozan Akgül'le final oynadı. Finalde kaybetti ama finale kadar muhteşem bildi. Yani Gizem'in ikinciliğini hakikaten kutlamak lazım. Çok çok büyük bir başarı. Tabii devam ediyor. Başarılarının ardı arkası yok. Artık ne demiş Fatih Terim? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gizem'i hemen yazalım. Kasımoğlu yazdık. Geldik Lefkoşa D grubunun 11. oyuncusuna. Çektik ve bakıyoruz. Hüseyin Doygunel. Hüseyin Doygunel kardeşim de bu sezon aramıza döndü tekrar. İnternetten zaten oynuyordu. Keyifli bir grup oldu Lefkoşa D grubu. Hüseyin Doygunel diye yazdık. Evet, geldik şimdi son iki oyuncumuz var. Lefkoşa C ve D grubuna gidecek olan. Şimdi bakalım kimlerin kaldığı aklımda değil. Bir çekelim kuramızı bakalım. Lefkoşa C grubuna giden oyuncumuz ya Tahsin Üstad'ım, yani özür borçluyum, kim kaldı acaba falan diye düşünürken Tahsin Altıncıoğlu Üstad'ımız da Lefkoşa C grubuna gitti. Onu da yazalım. Ligde başarılar diliyoruz kendisine. Tahsin Altıncıoğlu dedik. Ve D grubunun son oyuncusu. Karıştırmaya gerek var mı? Karıştırmadım. Bakalım kimmiş? Ya kimi unuttuk biz bu grupta? Neyse vallahi merak ettim. Hiç tahmin edemiyorum bu grupta. Merak ettim. Ya Oktay Çelik. Oktay abi seni nasıl unuturum ben? Yani tavla oynama bir hafta önceden giden tek oyuncu sensindir herhalde daha sezonu başlatmadan. Ama harika. Evet. Oktay abi. Tabii. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şunu söylediğimizi düzeltmek adına söylüyorum. Şimdi Fırat Çelik ve Oktay Çelik baba oğul oldukları için Oktay abiyi otomatikman C grubuna almamız gerekiyor. Bu durumda Tahsin Bey'i otomatikman Tahsin Bey'i tabii D grubuna kaydırmamız gerekiyor. Son çekilen oyuncu olduğu için. Buraya Oktay Çelik dedik. Tahsin Bey'i B grubuna 6. dedik. Oraya kaydırmamız gerekiyordu. Son çekilen oyuncu olması vesilesiyle kaynaklanan bir durum bu arkadaşlar. Evet şimdi bu şekliyle Lefkoşa'nın kurallarını da çektik. Hemen kura çekimiyle ilgili ben tek tek herkesin ismini söylemeden önce hemen bu kuralları hemen şuradan gidip Lefkoşa grubuna atarsam buradan zaten hepiniz gruplarınızı göreceksiniz zaten buradan. Attım. Şimdi ben geri döneyim. Yayına geri döneyim. Evet. Şimdi tekrar söyleyeyim. Süper finalin nasıl yürüyeceğini söyleyeyim. Her grup için aynı şey geçerli bu arada. O yüzden bütün gruplar için tek tek söylemeye gerek yok. Her bölgeden süper finale 6 oyuncu çıkacak. Yani Mausa'dan 6, Lefkoşa'dan 6 ve Girne'den 6. Toplamda 18 oyuncu olacak süper finalde. Süper finalin bu sezonki yürütümünü şöyle yapmaya karar verdik. Öncelikle gruplarında 1 ve 2. olan oyuncular süper final grubuna gidiyor.
Süper final grubunda artık herhangi grup maçları diye bir şey söz konusu değil. Yani hatırlarsanız daha önce ABCD gruplarına gidip orada grup maçları sonra grup maçları sonra devam ediyordunuz. Artık onu kaldırdık. Bundan sonra süper finale kalmak demek 3 elemeli sistemin içine dahil olmak demek. Yani gruplarını 1 ve 2. sırada bitiren oyuncular direkt olarak süper finale kalıyorlar. Yani oynamaya hak kazanıyorlar. Gruplarını 3. sırada bitirenler aynı grubun 6.'sı ile 4. bitirenler 5.'si ile bir maç yapıyorlar. 9 sayılık maç yapacaklar. Bu maçı kazanan oyuncular bir maç daha yapacak. Yani aslında Final Four gibi düşünün. 3, 4, 5, 6. oyuncuları. İki maçı kazanan oyuncu da üçüncü oyuncu olarak süper final gruplanacak. Arkadaşlar eğer yayınla ilgili mesaj atıyorsanız birazdan onları şey yaparız. Şimdi atmayın lütfen. Dolayısıyla bir ve ikinciler artı 3, 4, 5, 6. oyuncular arasındaki en iyi oyuncu elemelerden çıkacak şekilde en iyi oyuncu. Toplamda her bölgeden 6 oyuncu, her gruptan yani 3 oyuncu, toplamda 18 oyuncu. Şu anda 9 Ağustos gibi görünüyor. Bunu netleştireceğiz. Daha kesinleşmedi. 9 Ağustos Pazar günü Girne'de öğretmen evinde muhtemelen havuz başında, muhtemelen havuz başında olacak ya da klimalı restoranda yapacağız. Bunun kararını vereceğiz. Muhteşem bir ortamda 3 mağlubiyet hakkıyla 7 sayılık maçlarla bu sezonun şampiyon olmak için oynayacaklar. Bunun dışında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz zaten gerekli konuşmaları, çalışmaları yapacağız. Videomuzu artık burada sonlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok uzun bir video olmasın. Yani 51 dakikadır bununla ilgili kuralları çekiyoruz. Artık bu kuraları çektik ve YouTube'a yükleyeceğiz videomuzu. Aynı zamanda Facebook üzerinden de canlı yaptık. Dediğimiz gibi bütün çalışmaları yapıp sizinle zaten her şeyi paylaşacağız. Bazı maçlarımızı artık video kaydını yapacağız. Onların da hepsinin hangileri olduğunu bileceksiniz. Bu video kaydı doğrultusunda yapacağınız çalışmalarda da bütün bu maçlar YouTube'a yüklenecek. O yüzden hepinize, seyredenlere çok teşekkür ederiz. Hepinize tavla ligimizde başarılar dileriz. Tekrar ama tekrar hatırlatmakta fayda buluyorum. Arkadaşlar lütfen ama lütfen gelirken mutlaka maskelerinizle geliniz. Hijyen kurallarına riayet edelim. İnşallah sonraki sezonda herhangi bir oyuncu sınırı koymadan. Bir de evet sırası gelmişken söyleyeyim. Yani lige katılmak isteyen fazla arkadaşımız vardı. Onlara maalesef hayır demek zorunda kaldık. 24'te sınırı tutmak zorunda olduğumuz için. Sonraki sezonda inşallah sınırsız bir şekilde isteyen her oyuncu alacağız ama dediğim gibi bu virüsün devamıyla alakalı bir şey. Tekrar teşekkür ederim. Bu yayını bitirmiş olduk. Artık sizin maçlarınızı yapabilmeniz için çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. O yüzden hepinize saygılar. Görüşmek üzere. Canlı